Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 9, 10 ve 11 Ocak tarihte yapılan endemik yayınlarının TET biyoloji sorularını hep beraber çözeceğiz. İsterseniz 15. sorudan sorularımızın çözümlerine başlayalım. Şimdi 15. soruda bazı canlılar kopan vücut parçalarının eksik kısımlarını tamamlayarak yeni canlı oluşturur. Bu eşeysiz üreme çeşidine rejenerasyonlu üreme denir. Rejenerasyon bazı canlılarda doku düzeyinde, bazı canlılarda organ düzeyinde ve bazı canlılarda ise vücut düzeyinde meydana gelebilir. Yani diyor ki gelişmişlik arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır ama gelişmişlik düştükçe rejenerasyon yeteneği ta vücut düzeyine kadar yani birey sayısının artışına kadar devam edebilir. Şimdi deniz yıldızında gerçekleşen bir rejenerasyon olayı şekilde verilmiştir. Bakın deniz yıldızının kopan bir şu bölümde bir organ var. Bu organ bir yerden sonra mitoz bölünmelerle normal canlıyı meydana getirmiş. Bu kısımsa kendini tamamlayarak yeni bir deniz yıldızını meydana getirmiş. Peki bu şekle baktığımızdaki rejenerasyon çeşidi için hangisi söylenemez demiş. Şimdi K ve L canlılarını değişen ortam şartlarına uyum yetenekleri aynıdır. Bu bir eşeysiz üreme şekli olduğu için temelinde de mitoz bölünme olduğu için yeni meydana gelen bireyler atasal bireyle tıpatıp aynıdır ve o yüzden de ortam şartlarına uyum yetenekleri aynıdır. Kopan koldan ve ana kısımdan K ve L canlıların oluşması çok sayıda mitoz bölünmeyle sağlanır. Yani K canlısında oluşabilmesi için, L canlısında oluşabilmesi için kopan bölgeden de geriye kalan bölgelerde çok sayıda mitoz bölünme geçirmesi gerekir. Kopan kol merkezi diskten pay almadığı için organ düzeyinde rejenerasyon olmuştur. Şimdi buraya dikkatle baktığımızda merkezi diskten pay almasaydı şu bölüm kendisini onarırdı ve sadece burada L bireyi oluşurdu ama merkezi diskten pay aldığı için kopan bölümden yeni bir K canlısı meydana geldiği için bu şıkkımız yanlıştır. Kopan kol merkezi diskten pay almıştır ki kopan yerden yeni bir K canlısı meydana gelmiş. Ama devam edelim. Ana canlıdan L canlısının ve kopan koldan K canlısının oluşması sürecinde hücre farklılaşması gerçekleşir. Tabi hücre farklılaşması şöyle olması lazım. Burası kopan bölge yeni canlının gerçekleşeceğine kadar seri mitoz bölümlerle bir farklılaşma. Geriye kalan kısımsa kendini onarabilmesi için yine bir farklılaşma meydana getirmeli. Rejenerasyon sonucu oluşan K ve L canlıların vücut büyüklükleri farklı olabilir. Çünkü çevresel bir etmendir vücut büyüklükleri. Çevresel etmenlere bağlı olarak vücut büyüklükleri de değişkenlik gösterebilir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olarak karşımıza çıktı. Şimdi 16. soruda inorganik besinler aşağıdaki canlı grupların hangisi tarafından ATP enerji sentezinde kullanılabilir? Şimdi inorganik besinlerden enerji sağlıyorsak hatırlamamız gereken bir olay vardı. Bu olaya aslında biz kemosentez diyoruz. Kemosentezde kullanılabilecek bazı işte amonyak gibi, nitrit gibi, H2S gibi, demir gibi maddeler oksitleniyordu ve bu oksitlenme sonucunda da inorganik yan ürün ve açığa çıkan ATP ile canlılar kendi besinlerini kendileri üretebiliyordu. Böcekçil bitkiler, fotosentetik bakteriler, kloroplast olmayan bitkiler ve çürükçül cıvık mantarlar bu olayı gerçekleştiremez. Bu olayı gerçekleştirecek canlılar prokaryot hücre tipine sahip olması gerektiği için doğrudan kemosentez yapan bakteriler sorumuzun doğru cevabıdır arkadaşlar. Şimdi 17. sorudan devam ediyoruz. 17. soruda bir kalıtım şekli var. Buna göre soy ağacındaki bir özellik aşağıdaki kalıtsal yöntemlerden hangisiyle aktarılabiliyor? Olamaz. Şimdi otozomal kromozomlar üzerinde baskın. Şimdi otozom kromozom üzerinde baskınsa eğer arkadaşlar şimdi harflendirme tekniğimizi kullanmamız yeterli aslında. Harflendirme tekniğinde bu defa taralı olan bölgelerde baskınlık mesela büyük A küçük A, büyük A küçük A değil mi? Büyük A küçük A, büyük A küçük A. Önce taralı olanların işini bitiriyorum. Şimdi sağlıklılar bu defa çekinik. Çekinikle baskın arasındaki evlilikte bu bireyler sağlıklı doğabilir arkadaşlar. Bunlarda da aynı şekilde çaprazlama yaptığımda küçük A küçük A ve küçük A küçük A gelebilir. Yani bu hastalık otozomal kromozomlar üzerinde baskın taşınıyor olabilir. Şimdi X kromozomu üzerinde çekinik. O zaman buradaki erkek hasta olacak. Gördüğünüz gibi buradaki kadın sağlıklı olacak. Belki diyelim hadi taşıyıcı olsun. Şimdi bu erkek çocuğu annesinden alır hastalığı. Sağlıklılığı da
annesinden alır kız çocukları, sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Yani x üzeri büyük r'ye küçük r, x üzeri büyük r'ye küçük r. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi erkek hasta. Burada bir tane kız çocuğu sağlıklı, x üzeri büyük r, x üzeri küçük r. Burada da bir tane erkek çocuğu sağlıklı olabilir. Bu bireye bakıyorum şimdi. Baba hasta. Kız çocuğun hasta olabilmesi için görüyorsunuz bakın. Anneden de babadan da almıştır. Gayet uygun olabilir. Otozomal kromozomlar üzerinde çekinik. Şimdi bu defa taralı olan bölgelere küçük a küçük a diyeceğiz. Bakın küçük a küçük a. Küçük a küçük a. Küçük a küçük a, değil mi? Şu şekilde. Şimdi sağlıklılık bu defa büyük a küçük a. Küçük a küçük a gelir bu hasta olur. Büyük a küçük a gelir bunlar bu defa sağlıklı olur arkadaşlar. Değil mi? Büyük a küçük a gelmiştir. Sağlıklı olmuşlardır. Burada da küçük a küçük a gelmiştir. Hasta olmuşlardır. Doğru. X kromozomu üzerinde baskın. Şimdi X kromozomu üzerinde baskınsa X üzeri büyük R'ye Y diyorum değil mi? Bu da demek ki X üzeri küçük R, X üzeri küçük R olması lazım sağlıklılıkta. Bu defa baba hasta olduğu için arkadaşlar hiçbir kız çocuğun ne olmaması lazım? Sağlıklı olmaması lazım. Yani bunlar X üzeri büyük R'ye küçük R, X üzeri büyük R, küçük R hasta olmaları lazımdı, taralı olmaları lazımdı. O yüzden bu kalıtım şeması X kromozomu üzerinde baskın taşınamaz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Dehidrasyon sırasında hangileri meydana gelebilir demiş arkadaşlar. Şimdi karbonhidrat, protein ve nükleik asit gibi organik bileşiklerin en küçük anlamlı yapı birimine biz monomer diyoruz. Doğru. Benzer ya da özdeş yapıdaki çok sayıda monomerin birbirine bağlanmasıyla oluşan büyük yapılı moleküllere polimer denir. Evet. Monomerlerin birleşerek polimerler oluşturması bir dehidrasyon reaksiyonudur. Şimdi basit organik maddelerden birinin hidrojeni ile diğerinin hidroksil grubu. Şimdi buraya baktığımızda basit organik maddelerden birinin hidrojeni, mesela glikozun hidrojeni ile bir diğer hidroksil grubu, mesela fruktozun. Bunlar birleştiklerinde neyi meydana getirir arkadaşlar? Sükroz dediğimiz mesela çay şekerini. Kendilerinden daha büyük bir madde sentezleneceği için bu olayda da bir molekül açığa su çıkardı. O yüzden olabilir. Bir molekül su çıkışıyla birlikte iki monomer arasındaki bağ oluşumu. Aynı şekilde bu örneğimizi buraya da verebiliriz. Yani iki molekül, bir molekül çıkış ve bir molekül su. Su molekülünün hidrojeni monomerlerden birine, hidroksil grubu ise diğer monomere bağlanır. Görmüş olduğunuz gibi bu bir katabolizma olayıdır, yıkım olayıdır arkadaşlar. Çünkü suyu reaksiyonlarda kullanıyorsanız kendisinden büyük bir maddeyi küçük, yani parçalıyorsunuzdur. Parçalama olayında su kullanılır ve o yüzden de dehidrasyon değil, bu bir hidroliz tepkimesi olması gerekiyor. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi beslenme ilişkisi olan canlıların enerji, sayı ve biyokütle bakımından oluşturdukları piramide besin piramidi ya da ekolojik piramit denir. Bu şekilde oluşturulmuş bir piramit şekilde gösterilmiştir. Şimdi besin piramidinde K'dan L'ye ve X'den Y'ye doğru değişimlerden hangisi doğrudur? Şimdi K'dan L'ye yönünde birey sayısı azalır demiş. Biliyoruz ki arkadaşlar besin piramidinin en tabanında bulunan üreticiler ekosistemdeki canlı sayısı bakımından en fazla olan bireylerdir ki yanlış. KL yönünde aktarılan enerji artar. Doğru, üreticilerde en fazla enerji olduğunu biliyoruz. X ve Y yönüne doğru, şuraya doğru baktığımızda zehirli madde birikimi azalır demiş. Hayır, genellikle vücut büyüklüğü arttığı için aktarılan zehir miktarı da, zehir birikimi de artması gerçekleşmesi lazım. KL yönünde şurada genellikle vücut büyüklüğü artar demiş. Doğru, hayır, yanlış arkadaşlar. Genellikle vücut büyüklüğü nereye doğru? L'den K'ya doğru artması gerekiyor. Bu da gitti. Şimdi KL yönünde enerji kaybı azalır demiş. KL yönünde aşağıya doğru indiği için en çok enerji burada var. O yüzden kaybı da en azdır. XY yönünde ise şurada zehirli madde birikimi artar demiş. Genellikle dediğimiz gibi vücut büyüklüğü arttığı için bakın. O yüzden zehirli madde birikimi de artar. Bu ifademiz de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olarak karşımıza çıktı. Son sorumuz. Karbondioksit ve oksijen gibi gazlar, yağda çözünen moleküller yani ADEK gibi zarın fosfolipid tabakasından doğrudan geçer. Yani şunu söylüyor arkadaşlar. Şu bir yüce zarı ve yüce zarın içerisini döşeyen fosfo
lipid tabakası hiçbir şekilde taşıyıcı proteinlere veya enzimlere ihtiyaç olmaksızın işte karbondioksit, oksijen, işte ADEK gibi bazı vitaminler şöyle hücre zarından doğrudan geçebiliyorlar. Biz bu difüzyon tipine basit difüzyon diyoruz ve hangisi doğrudur diyor soruda. Sıcaklık değişimlerinden etkileniş. Şimdi sıcaklık değişikliği hücre zar yapısının kolesterol eğer hayvan hücresi ise ile yapısını bozabileceği için difüzyonu da ne yapabilir arkadaşlar? Etkileyebilir. Yani yüksek sıcaklığa çıkıldıkça buradaki basit difüzyon sıcaklık değişiminden etkilenir. Doğru. Ama diğerleri niye yanlış? Bir bakalım. Hücre solunumu ile üretilen ATP. Arkadaşlar bu olayda enerji harcamayacağı için ATP kullanmıyoruz. İki ortam arasındaki yoğunluk farkı ne kadar fazlaysa difüzyon o kadar hızlı gerçekleşir ki etkilenmez demiş. Yanlış. Taşıyıcı bir molekül değil mi? Bu olayda kullanılmıyor. Zar proteinlerinde hakeza herhangi bir endositoz veya egzositoz olayı gerçekleşmediği için ya da herhangi bir şekilde aktif taşıma olayı olmadığı için zar proteinleri de kullanılmıyor. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıydı. Evet, sınavı yorumlamak gerekirse gayet tadında ve gayet yerinde. Her konudan olabildiğince soru sorulmaya çalışılmış arkadaşlar. 9 ve 10. sınıftaki konular dikkate alınmış. Buradan endemik yayınlarının TYT biyolojilerini çözmemde fayda sağlayan yani katkı sağlayan herkese endemik yayınlarına çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. AYT videomuzda karşı karşıya olmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Biyolojiyle kalın. Hoşça kalın.